Trabzonspor'da Eden Yiğit'in kalıcı mı sizce? Oynattığı oyunu nasıl buluyorsunuz? Baştan beri olmuyor diyorum. Trabzon son yıllarda gördüğüm en kötü Trabzon. Trabzon'da yönetim yok. Oyuncağı çevirdiler Trabzon. En iyi oyuncular gitti, yerlerine alınanlar yani. Şimdi malum Avrupa haftasındayız. Başakşehir Paris Saint-Germain'e yenildi. 2-0 oldu ama özellikle bakıyorum yorumlara da oynadığı futbol alkış alıyor. İrfan Can ve Berkay'ın ön plana çıkartıldığı yorumlar var. Ama nihayetinde tabii grupta puanı yok. Başakşehir'in çok zor bir grupta olduğu herkesin malumu. Sivas'tan bugün Maccabi önünde galibiyet bekliyoruz. Beklemek zorundayız. Biliyorsunuz biz önceki programlarda da konuştuk. Yani 11. sıra, 12, 13. Şimdi 13. sıradayız. Ukrayna ve İskoçya bizi geçti. Yani İskoçya geçmişti, Ukrayna da geçti. İşte bugün Sivas kazanır, Celtic ve Rangers kaybederse tekrar 12'ye çıkabiliriz. Ama hani bu matematik sıkıntılı bir matematik. Yani bizim 11.'miz hep 2 yıl sonrasını etkiliyor. Önümüzdeki yıl şampiyonumuz gidebilir şeysiz, elemesiz. Ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kendi ülkesinden de Şampiyonlar Ligi vizesini alırsa, ilk 5 içinde olursa örneğin. Ama bu sene biz 12, 11 olamazsak 11. sırada, ki şu anda 13'üz işte, bir sonraki sezon, yani bunun sonu değil, bir sonraki sezon hiçbir şekilde doğrudan gitme şansımız yok. Yani o ihtimal de kalkıyor. Kendi ülkesi şu bu falan, o biz dolambaçlı yollardan gidebiliyorduk 11. olarak. O da geçmiş olsun. Bu kadar önemli bir durumdayız ama sanki yine o şerefli yenilgiler dönemine mi dönüyoruz bilemiyorum. Vallahi Türk futbolu o kadar kötü durumda ki. Gelecek sene şöyle olacak, öbür sene böyle olacak. Gerçekten umurumda değil Ender. Bunu söylerken çok üzülüyorum ama. Üzücü yani ama gidiyoruz da ne oluyor? Ha, evet. Gidiyoruz da ne oluyor? Yani bir takım doğrudan gider Şampiyonlar Ligi'ne. Efendim Şubat ayına Mart'a kadar oynar. O zaman istersin o şeyde daha sezon açılır açılmaz doğru dürüst antrenman yapmamışken bir ön eleme turunda Ağustos sonunda kazaya uğramasın da lig doğru devamlı bir şey karşılıklı mı ligden başlasın istersin. Ama şimdi ne işe yarıyor? Son yıllarda özellikle bu Türkiye Futbol Federasyonu üç kulüplerin baskısıyla yabancı transferini alabildiğine serbest bıraktı. Koşulsuz. 18 kişilik kadronun 18'de yabancı olabilir. Ve o yabancılar herhangi bir şartta aramadı. Yani Avrupa Birliği'nden olsun ya da şuradan olsun ya da en azından kendi milli takımında oynamış olsun ya da 25 yaşından aşağı olsun ki geleceği. Bir takım kriterler getirilmedi. Olduğu gibi bıraktılar, menajerlere teslim ettiler. O menajerleri de Sumidika açıkladı ne mal olduğunu, netice ne oldu? Sumidika hesap veriyor şimdi. Türkiye Futbol Federasyonu, yahu sen ne diyorsun hoca? Gel şu işi bir anlat bakalım bize demedi. Sumidika hakkında soruşturma açıldı, Türk futbolunu karıştırıyor diye. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Menajerler payidar oluyor. Onlarla beraber başkaları da oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Bütün bunların gerekçesi neydi? Avrupa'da iyi derece alma. Bu kararı alındığından, yabancı transferi serbest bıraktığından bu yana Avrupa'da alınmış bir tane iyi derece söyle bana. Zavallı Şenol, milli takımın neredeyse tam milli takıma en fazla oyuncu veren kulüp kim? Lille veriyor, Lille. Fransız Lille. 3 kişi veriyor. Türkiye'de 3 kişi yok. Doğru. Bu hale gelmeyi göze aldık.
Türk insanının yolunu böyle kestik. Türk milli takımının yolunu böyle kestik. Avrupa'da takımlar, yani takımlar dediğim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş iyi derece alsın. Başkanlar şöhret olsun. Ne oldu? Afrika'nın, Güney Amerika'nın en pacarlarını bize milyondan şeylere senelerce süren kontratlarla sokuşturdular. İşte Belhanda ile Feguli ile hala kurtulamadı Galatasaray. Kazanmaya uğraşıyor. Fatih Terim. Onun için yani gerçekten zerre umursamıyor. Keşke hepsi baştan hazırlık maçı oynasalar da hiç olmazsa biz ya bu maçı da kazanabiliriz diye heveslensek Türk insanları olarak. Karşımıza Malta takımı, Andorra takımı, ne o bilmem ne adaları. Faroe. Adaları takımı çıkar da vay biz de kazanacağız diye ekranın başında. Sıkıntılı bir durumdayız. Evet. Şimdi 7. haftaya geliyoruz. Bu hafta Trabzonspor Kasımpaşa maçı. Şöyle bakıyorum zirvede. Alanya yine bu hafta Göztepe deplasmanında lider olduğu için önemli. Galatasaray Ankara Gücü'nü konuk edecek. Beşiktaş Malatya Sporu, Fenerbahçe'de Antalya'da. Antalya'da da Tamer Hoca ayrıldı. Eli kulağında onlar da Trabzonspor cephesinden de işte hoca arayışları haberleri. Bilemiyorum, başkan biraz daha sabredelim diyormuş mesela orada. Nerede? Trabzon tarafında. Tamer Tuna Antalya'da bıraktı. Fenerbahçe maçında öyle görünüyor ki yetişmeyecek yeni hoca. Bu haftanın maçları ile ilgili şöyle bir iki cümle rica edeyim. Öngörüleriniz nedir? Yani ben hep aynı şeyi söylemekten bıktım. Şu haftanın maçlarında bana şu olursa sürpriz olur dediğin bir maç söylesen bana onu konuşur. Zor. Zor. Neden? Çünkü istikrarlı, sonuç alıcı, göze hoş gelen bir futbol oynayan takım yok. Şeyde makas da bir enteresan evet, şekilde daraldı. İki, bu takımı herkes yener denen bir takım da yok. Yok vallahi. Yani öyle bir takım olur ki bunları yenmek zor dersin, onları favori gösterirsin. Öyle bir takımlar olur ki bunlar birini yenmeleri zor dersin, onları da favori yani gösteremezsin. Bu hafta Galatasaray Ankara Gücü maçı, Ankara Gücü ligin sonunda Covid sıkıntıları yaşadı falan, orada Galatasaray ağır favori gözüküyor ama yani tabii anladım, anladım. Aa, güzel bir konu var şimdi. Emre Sakçı diye genç bir kardeşimiz. Bak sana şunu söyleyeyim. Ben maçları falan filan seyretmedim. Hiçbir şeyim yok. Galatasaray Ankara Gücü maçı bitiyor. Sen bana devam ediyorsun. Hıncal abi 2-0 diye. Cevabı şu olur sana. Hangisi? O noktaya geldik diyorsun. Türk futbolu bu düzeyde bugün. Ama işte ondan sonra işte mali değeri, yayıncı kuruluş, o bu vesaire konuşuyoruz. Hani tamam çok eleştiriyoruz yayıncı kuruluşu ya da yayıncı kuruluşları vesaire ama futbolumuzun görsel olarak, görsel zevk olarak insanlara sunduğu bir şey yok. Efendim futbolu görsel olarak zevk insanlara sunduğu bir şey yok. Bunun sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Doğrudan da Nihat Beyefendi Hazretleri'dir. Artık yalnız ben dedim. Kıyametler kopuyor. Bu sahtekar ligi böyle sürdükçe insanların maç seyretme zevki kalmaz. Bir İngiltere maçını seyrediyorsun. Maç boyu çalınan faul sayısına bakıyorsun. Yere düşüp kendini yere atan, şey çağıran oyuncu sayısına bakıyorsun, yok gibi. Bizde dakika başı. Biri... Bu hafta kaç kere yutturdular hakemlere? Ellerini yüzüne tutup sarı kart gösterdiler. Boğaza geliyor, böyle yapıyor falan. Boğaza gelene razıyım. Oscar'lık performanslar ayağına geliyor. Var.
Ayağına gelen topla yüzünü tutuyor adam.